İsterseniz yaratıcılığınızı ortaya koyarak geniş fırsatlarına sahip olmak, isterseniz de çocuklarınızın yaratıcılığını artırarak onlarla eğlenceli vakit geçirmek için 2D animasyon tam size göre. ...2022'de Netflix'in animasyonlu içeriğe yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor. Loop Ventures'a göre Amazon Prime 1.86 milyar dolar taahhüt ediyor. Yeni OTT platformları tüm dünyada ortaya çıkıyor. Disney Plus, bir dizi 2D animasyon stüdyosu talebini karşılamak için Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'te yeni stüdyolar açıyor. YouTube ve Apple gibi diğer varlıklar oyuna giriyor. Bu platformlar kullanıcılarını tutmak istiyorlarsa bir kitle oluşturmaları gerektiğini anlıyorlar. Snapchat bile 190 milyar dolar ödüllü günlük aktif kullanıcılarını hedeflemek için 2-3 dakikalık kısa 2D animasyon yarışmaları düzenliyor. Peki bu tüm saydığım fırsatlar için 2D animasyon öğrenmeye ne dersiniz? Ayrıca başta belirttiğim gibi çocukların gelişimine faydası olabilecek bir hikaye anlatımını 2D animasyon ile yaparak çocuklarınızın yaratıcılık özelliğinin gelişmesine yardımcı olmak istemez misiniz? Bu inanın ailenizle birlikte inanılmaz derecede keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır. Bir iş kolu olarak seçecek kişiler için de bu videonun oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Hadi gelin 2D animasyonun ne olduğuna kısaca bir bakalım. 2D animasyon iki boyutlu bir alanda hareket yaratma sanatıdır. Buna karakterler, yaratıklar, efektler ve arka planlar da dahildir. Bu hareketler tek tek çizimlerin zaman içinde sıralanmasıyla oluşturulur. Konvansiyon olarak animasyon 2 saniye üzerinde yapılır. Yani her iki çerçevede bir çizim vardır. Bu işlem geleneksel animasyon olarak da adlandırılırken 2D animasyon üretimi kalem ve kağıt kullanılarak elle çizilmiş işlemlerden Toon Boom Harmony veya Adobe After Effects gibi bilgisayar yazılımlarını kullanarak dijital hale dönüşmüştür. Günümüzde 2D animasyon ile harika hikaye anlatı türleri ortaya çıkmıştır. Hikaye anlatımı ile ilgili olarak yapmış olduğum videolar hikaye konusunda size oldukça yol göstereceğini düşüncesindeyim. Bu videodan sonra bir göz atmanızda fayda olabilir. Size göre sağ üst köşede bilgisi de çıktı şu tarafta bir yerde. 2D animasyon günümüzde büyük bir geri dönüş yapan popüler ve çok yönlü bir araçtır. TV şovlarında, video oyunlarında, uzun metrajlı filmlerde, YouTube videolarında, reklamlarda, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde yaygın olarak görülebilir. 2D'nin popüler ve modern örnekleri arasında Rick Morty TV şovları ve Snapchat gibi sosyal medya platformları sayılabilir. Ayrıca anlık olarak 1 ila 3 dakikalık bölümlerde 2D animasyon serileri de piyasaya sürülmektedir. Hatta Cuphead gibi 2D platform video oyunları da son zamanlarda bir artış olmuştur. Bu işi meslek olarak düşünenler için bu mesleğin adı 2D animatörlüktür ve farklı türevleri de bulunabilir. Eğlenceli ve ilgi çekici içerik oluşturabilen 2D animatörlere olan talep son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Hareketli grafik seven, orijinal ve çekici içerikler oluşturma konusunda becerikli, yetenekli ve hevesli insanlara piyasada her zaman ihtiyaç vardır. 2D animatörler gerçekten ne iş yapar, iş beklentileri nelerdir, genç bir sanatçı, tanınmış bir sanatçıya karşı ne kazanmayı bekleyebilir, en iyi 2D animasyon yazılımı nedir? Evet, ödevimi yaptım ve geleceğinize hazırlanmanıza yardımcı olmak için 2D animasyon endüstrisi hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda açıklamaya çalıştım. Öncelikle çocuklarınızın yaratıcılığını geliştirmek ve onlarla eğlenceli vakit geçirmek için 2D animasyon oluşturabilmeniz için gereken nelerdir onları açıklamaya çalışayım. Daha sonrasında da 2D animasyon mesleğini seçecekler için bilgileri vermeye devam edeceğim. Sakın bir yere ayrılmayın. Hello. Jesper Johansson, postman. Mr. Klaus, you have a gift. You were meant for making toys. So I figured if you donate your old toys, I'll deliver them for free. Tonight, I go with you. There's no need for you to come with me, really.
tonight. Gelişmiş ülkelerin çoğunda 2D ve 3D animasyon eğitimi konularında bayağı bir yol kat edildi. Son zamanlarda gelişen kol olarak hem ebeveynlerin çocuklarıyla güzel vakit geçirmesi hem de çocukların yaratıcılığının artması için düzenli olarak workshoplar ve eğitimler düzenlenmektedir. Bu sayede aile bağlarının güçlü tutulması, çocukların gelişiminin sağlanması ve çocukların yaratıcı düşünce gücünün artması hedeflenmektedir. Umarım ülkemizde de bu tür organizasyonlar yaygınlaşır. Animasyon oluşturmak için kullanabileceğiz birçok yol vardır. 3dmadmax.com adresinde bulunan çocuklarınız ile 2D animasyon yaratmak hakkındaki makalemize bakabilirsiniz. Ya da Google'dan aratarak fazlasıyla uygulama ve online 2D animasyon yaratma platformuna erişebilirsiniz. Gelelim bu işi meslek olarak edinecek kişilere, yani 2D animatörlere. 2D animatörler gerçekten ne iş yapar? 2D animatörler karakterleri, nesneleri ve arka planları iki boyutlu bir ortamda hareket ettirerek hikayeler veya mesajlar iletirler. Çizimin yanı sıra iyi birer hikaye anlatıcıları da olmalıdırlar. Ayrıca karakterleri izleyicinin ilgisini çekecek şekilde oluşturarak bir hikayeyi veya mesajı net bir şekilde iletmekten sorumludurlar. Çalışmaların çoğu mevcut zamanda bilgisayarda yapılırken geleneksel elle çizme teknikleri hakkında temelde olsa bilgi sahibi olmaları gerekebilir. Bu zaten çok zaman alıcı ve zor bir süreç değildir. Aksine keyifli uğraşlardandır diyebiliriz. 2D animasyon ile uğraşanların ilave sorumluluklarına bakacak olursak eskiz tasarımı, karakter tasarımı, görsel senaryo, taslakları geliştirme, özel efektler oluşturma, sahneleri yaratma ve arka plan geçişlerini hazırlamaktır. Bu aslında 3 bölüme ayrılan bir süreçtir. Aynı oyunun nasıl yapılır videosunda detaylı anlattığım gibi. Bu süreçler yapım öncesi aşaması, yapım aşaması ve son olarak yapım sonrası aşamasıdır. Bu süreçleri kısaca açıklarsak, yapım öncesi bir projenin başlangıç aşamasıdır. Hikaye ve karakter gelişimi, senaryo yazma, diyalog kaydetme ve arka plan düzenini ve karakter yaratılmasından oluşmaktadır. Yapım aşamasında 2D animatörler karakterler ve nesneleri hareket ettirerek onları hayata geçirir. Karakterler daha sonra renklendirilir ve işlenir ve uygun arka planlar üzerinde birleştirilir. Yapım sonrası aşamasında ise projenin güzel görülmesini ve sorunsuz bir şekilde akmasını sağlamak için ses ekleme ve düzenlemelerin yapıldığı son aşamadır. Ayrıca projeye son haline verilir. Projenin büyüklüğüne bağlı olarak animatörler bir dizi başka insanlarla çalışabilir. Bu nedenle güçlü iletişim ve diğer insani becerileri geliştirmek birer zorunluluktur. Bu becerileri kazanmak için kazanmanız gereken 7 önemli yumuşak beceriyle ilgili hazırlamış olduğum videoda bakabilirsiniz. Gelelim 2D animasyon için kariyer fırsatlarına. Günümüzde birçok TV kanalı ve YouTube gibi platformlarda sıkça rastladığımız 2D animasyon çeşitleri vardır. Bu kadar geniş bir yelpaze içinde animatörler, tanıtım filmleri, TV şovları, video oyunları, reklamlar, mobil uygulamalar ve web siteleri için 2D içerik üreten yapım şirketleri ve reklam ajansları için çalışmayı seçebilirler. 2D animasyon eğitimi alıyorsanız sadece bir animatör olmanıza gerek olmadığını unutmayın. Bu sektörde birçok iş türü vardır ve teknolojinin bu kadar hızlı bir şekilde gelişmesiyle sürekli yeni işler yaratılmaktadır. Bu iş kollarından bazılarına örnek verecek olursak 2D animatör, animasyon süpervizörü, animasyon yönetmeni, oyun tasarımcısı, karakter tasarımcısı, storyboard sanatçısı, ressam, grafik tasarımcısı ve hareket tasarımcısı diyebiliriz. 2D sanatçıları istedikleri takdirde 3D'ye geçiş yapabilirler. Ancak tersi biraz daha zor olabilir. Peki 2D animasyon için hangi program bilgisine sahip olmalısınız? Aralarında seçim yapabileceğiniz bir dizi program mevcut. Bununla birlikte profesyonel olarak animasyon yapmaya çalışıyorsanız büyük stüdyoların kullandığı endüstri standardı haline dönüşmüş yazılımları kullanmayı öğrenmeniz gerekir. Bu sizin işi kapma şansınızı artıracaktır. Örneğin bazı 2D animasyon okulları genellikle Toon Harmony kullanmayı öğretir. Düzenlemenin yanı sıra bu programla her şeyi yapabilirsiniz. Taslak animasyonlar, renklendirme, efektler gibi mesela havadaki kıvılcımları canlandırabilir ve sonrasında parlamasını sağlayabilirsiniz. Tabii işinize göre her şeyi yapmanız mümkün. Birçok şirket Toon Harmony kullanıyor. Bu da onu endüstri lideri haline getiriyor. Profesyoneller tarafından yaygın olarak kullanılan yazılımlardan bazıları söylediğim gibi Toon Harmony, Toon Storyboard Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Flash ve Encore'dur. Bazen yeni bir yazılım öğrenmek göz korkucu olsa da bir programı kullanmaya başladıktan sonra becerilerinizi bir diğerine aktarması çok daha kolay olacaktır. Sizce 2D animasyonun geleceği nasıl görünüyor? 2D animasyonlu programlara olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesinde. 3D hiçbir yere gitmiyor ancak 2D'yi tercih edenler daha fazla. Sanatçılar sürekli sınırları zorluyor, yeni stiller ve efektlerle denemeler yapıyor ve izleyicileri buna olumlu yanıt veriyor.
sektör büyümeye devam ettikçe yetenekli sanatçılara olan ihtiyaç da artıyor. 3D teknolojisi gelişmeye ve giderek daha gerçekçi olmaya devam etse de 3D içerik üretmek için gereken zaman ve finansal kaynaklar genellikle bir engeldir. 2D zaman ve bütçenin bir kısmı için güçlü bir hikaye aktarabilir. Yazılım araçları ve tekniklerin sürekli gelişmesiyle sanatçılar yenilikçi yeni görünümler yaratmak, 2D malzemeleri denemek ve 2D sanatını yeniden tanımlamak için sınırsız fırsatlar sunar. Disney ve Netflix için çalışan Mike Weissmeyer, bugünün yazılımlarıyla tasarruf ettiğiniz zaman bu Rönesans'ı gerçekten yönlendiriyor, diyor. Yaklaşık 30 yıldır sektörde olan Mike, 2D'nin başarılı bir şekilde geliştiğine tanık olduğunu da ayrıca belirtiyor. Bu arada son olarak çocuklarla beraber bir illüstrasyon resminden faydalanarak After Effects'te sadece pin aracıyla yaptığım bir animasyonu gösteriyorum bu. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ben İsmail Akar. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. 3D Mad Max'in bir sonraki yaratıcı videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.